belki ekonomik gücümüz çok fazla yok. Bir maaşla misal çalışıyoruz ama çocuğumuz güzel bir karne getirmiş, sınıfını geçmiş başarıyla, durumu iyi. Arzuladığı bir şey var bizden, karne hediyesi, tatil hediyesi. Bizden bir şey istiyor, bir arzusu var. Bütçeye bakıyoruz, kesemize bakıyoruz. Misal belki çok fazla müsait değil. Veyahut imkan varsa da daha önemli meseleler var, daha önemli harcamalar var. Birikimimizi oraya aktarabiliriz. Ama çocuk da arzulu, istekli, başarılı da gelmiş, güzel bir karne getirmiş. Ne diyoruz biz de tamam, madem sen istiyorsun, borçlanırız gerekirse, biraz borç ederiz, senin yüzün yere düşmesin, arzun zayi olmasın, istiyorsun, tamam bu istediğini alacağız deriz çocuğumuza ve Allah'ın lütfu keremiyle o arzusunu yerine getiririz. Çocuk memnun olur, mesrur olur, dünyalar onun olmuş olur, babasına sevgisi, muhabbeti, güveni artar. Farklı güzelliklere bu tip şeyler vesile olur. Bu bir teşbih, anlaşılsın diye. Yani Cenab-ı Hak kulunun meşru, temiz, halis niyetlerine, arzularına bakıyor. Kulun bir isteği var Mevla'dan, bir arzusu var, istiyor. Belki Cenab-ı Hak onu o kul için takdir etmemiş başta. Ama kulun ihlası, kulun gayreti, kulun samimi arzusu Cenab-ı Hak takdirini o yana yönlendiriyor. Kulunu mahcup etmiyor. Kul Allah'a güveniyor. Efendim, ümit etmiş. Çünkü ümit edin buyurmuş Cenab-ı Hak. İsteyin vereceğiz buyurmuş. İstekleriniz olmasa siz neye yalardınız buyurmuş. Teşvik etmiş kulunu. Kul da bunlara güvenerek istemiş, arzulamış. O fazl-ı kereminden, lütfu ihsanından kulun o arzusunu, hani Cenab-ı Peygamber'e soruyorlar aleyhissalatü vesselam, duanın kader üstünde etkisi olur mu? Dua kaderi etkiler mi? Sultan-ı Enbiya'da buyuruyorlar, etkiler ama o duada kaderdendir. O dua da kaderdendir. Öyle bir cilve, açık bir kapı bırakmıştır Cenab-ı Hak. Rabbimizi tanımaya gayret edelim, sevmeye gayret edelim. Neylerse güzel eyler. Etmişse güzel etmiş, ezel etmiş.